Herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Çünkü saat gece 3. 21 Ağustos, yani 20 Ağustos'un bitip 21 Ağustos'a döndüğü gecedeyiz. 20 Ağustos doğum günümdü. Şu sırlardan bir kurtulalım. Ya çok garip bir şey oldu. Ne oldu? Ben 3,5-4 saatlik video çektim ama Grim Dawn için. Daha önce bahsetmiştim veya video falan da attım. Rahatsızlığım dolayısıyla bahçe evindeyim. Evet, buralar açık ne yazık ki. Çünkü ben hayvan gibi buradan yardırdım, görevleri yapa yapa 3,5-4 saatlik, yani parça parça atacaktım onları. Videoyu hazırlamıştım ama ve lakin mikrofonumun kaydını, yani o evdeki hazır sistemin tık Farklı bastım bir ben. şey yapayım hani tek bir tek kendi ana bilgisayarımı getirdim. Hayati öneme sahip benim mikrofonumu açmamışım. Hani sadece bir oyun, oyunun sesleri Bu kadar. ve benim hani konuşan ama sesim duyulmayan yüzüm. Yüz. Bu arada da ne oldu onu söyleyeyim. İşte sol tarafı yaptım. Gittik Warden'ı kestik. İşte Warden tek düşman değil. Old Arkovya'da hani bir sürü işte şey var. Buradan kaçan pislikler falan. Hani onları avla mavla bilmem ne diye. Bizi o tarafa gönderdi. İşte ruhlara yardım ettik. Bilmem kime yardım ettik. Ota yardım ettik. Çöpe yardım ettik derken bayağı bir ilerledik. Ana görevimiz şu. Homestead tarafına geçeceğiz ve oradakilere yardımcı olacağız. Geçitler falan kapalıydı. Ben hani bir sürü bir şeyi kıraraktan falan filan geçtim. Geçmemle geçişi buldum daha doğrusu. Oraya geçmek için Mountain Deeps denen bir yer var. Orayı kullanmamızı istiyor. Yolda da Dahlia diye birini bulacağız. Dahlia mı ne? Neyse işte o adı o olan birini. Şuradan geçiyoruz. O 4 saatlik videoda dünya kadar şey konuşmuştum ben. Gerekli gereksiz ıvır zıvır bir ton şey konuşmuştum. Ha buradakiler Aa, işte okey, şeyler. ticaret. Tam yardımcı olacağız size. Ama işte şey gitti yani yapacak bir şey yok hani giden gitti artık. Ha arka taraftaki o yeşil perde falan hani buradaki eldeki imkanlarla yapılan bir şey. Orası jortlayabilir. Arada böyle yeşil yeşil artifekler görebilirsiniz ekranda. İdare edin mümkünse. Daha önceki videolarda mutlaka bahsetmişimdir. Şey yapmaya çalışacağım. Yani seri bir türlü hani bitemeyecek. Belki 500. bölüm falan çekiyor olacağız buna. O yüzden olabildiğince yan görevlere dalmadan hani yolumuzun üzerindekileri yap ilerle mottosuyla oynayacağız ki öyle oynamaya çalışıyorum zaten. Yine de bazen engel olamıyorum hani kendime. Otoshop'a girdiğim oluyor. Ha şey skill'leri göstermedim ben size. Ne yaptığımızı göstermedim. Skill'ler fena olmadı. Görmeniz gerekiyor. Şimdi şu alanlarda zaten ilerliyorduk. Ya bir önceki videolardan görürsünüz hani bu 8'deydi, bu 10'daydı falan bunları yükselttim. Şunu 10 yaptım. Çok işimize yarayacağı için. Torrent'te yeni bir skill'e birazcık abandım. Bu ne yapıyor? Siz hani biz sol klikle vururken şu proc ediyordu ya işte can çalıyordu, arc yapıyordu falan. Aynı şekilde bu da pasif yine biz vurdukça aktive oluyor. Çat vuruyor bir tane lightning çıkıyor işte o şeyde yazıyor şurada yazıyor mouse'la gösteremeyeceğim. 3 target'a kadar atlayarak o devam edebiliyor böyle lightning damage veriyor yani. Şu ana skill'lerimizi bir fullleyelim üzerine hani temeli yapalım temelin üzerine bize ek şeyler verecek yerlere abanalım dedim ama bu arada şuna da verdim birazcık. Onu da açalım. Bizim şey buff'umuz. Scrap. Dinamit nasıl bulacağız falan diyordum. Scavenge şey salvage yapabilmek için işimize yarayan itemları. Bir sürü maden çıktı önümüze. İşte o size video çektiğim ama çöpe giden kısımda. Madenlerden bayağı bir dinamit çıkıyormuş. İşte
Şimdi Mountain Deeps burası zaten. Burada şeyi bulacağız. Öncelikli olarak local map, daha ölmeyiz nasıl olsa. Tamam. Gate yokmuş. Allah, öldük. Aman diyeyim, dur. Burada şu Dahlia denen ablayı bulacağız. Yani abladır diye düşünüyorum herhalde. Oğlum siz bayağı çok vuruyorsunuz ya. Canım dolmuyor şu an bildiğin. Ne zamana kadar abi? Life Leech. Aa dur, şunlarda şey var. Bu itler ölmediği sürece canımız gidecek bizim. Bir şey sürekli o proc ettirdi bizim şeyi. Ne crossbow musun? Allah kahretmesin seni. Şu galiba değil, bossmuş. Hani Dahlia konvert şey mi? Zombiye mi dönüştü diyecektim, değilmiş. Allah Allah, oğlum manyak vuruyorsunuz lan. İyi, oyun şeyden çıktı. Hani dümdüz arcade gibi böyle hack and slash yapma mantığından çıktı. Hani yerdeki o zararlı şeyleri, işte zehirdir bilmem ne, dikkat etmemiz gerekecek. Sonra muhtemelen bossları biraz daha böyle kayıplayarak kesmemiz gerekecek falan. İyi. İyi oyun yani, istediğim tadı almaya başlayacağım yakında. Daha önceki şeyde şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor adlı videomda belirtmiştim, bir zatüre sürecinden geçiyorum. Hala devam ediyor ama hani kullandığım iki kutu anti, yani bu ikinci kutuyu içiyorum doktor kontrolünde. Ve ya, salı günü muhtemelen düzelmiş şekilde hayata devam edeceğim diye umuyorum. Neyse şey zor, yani zorlu bir süreç. Şöyle, hastalık hani çok aman aman ileri boyutta bir şey değildi muhtemelen. Başlangıç safhası bir şeydi ama beni ateş çok perişan etti. Hani tek başımaydım, tek başıma yaşıyorum normalde. 5 gün boyunca hep 38 ateşliydim. Yani hiç düşmedi o ateş. İşte ateş düşürücü aldım, geçmedi falan filan. Biraz da niyeyse hastaneye böyle yumurta kapıya dayanmadıkça gitmiyorum. Gitmiyoruz. Hepimizde var aslında o, Türk milleti olarak sanırım. Hani genetiğimizde mi vardır nedir neyse. Baktım düşmeyecek, hani şey, yaşama kalitemi de düşürüyor. Üstüne bir de hani o bitkinlik hali geliyor falan. Dedim bir hastaneye gideyim artık, hani gece 2 falan da zehirlendim falan sanıyordum. Hatta bu zatürreyle ilgili herhangi bir fikir yoktu kafamda o zaman. Bir olacak hiçbir şey yapmadım yani, zatürre olmayı gerektirecek. Bir 4 saat hani klima artı vantilatör şeyle kombinasyonuyla oturdum alt üstü. Üşüyecek bir hava da yok. Ya 40 derece falan da, hoşunu biraz daha kısayım. Neyse şey, öldürmeyin ne olur ya. Laf konuşuyorum. Abi yani onun mikrobu almışız demek ki. İşte ben üşümedim ama ciğerimin herhalde birazcık üşümesiyle nüks etmiş. Nüks edince tekrarlamış o. Neyse işte olmuş bir şeyler. Gece 2'de gittim. İşte nöbetçi doktor, genç de bir arkadaş, hani muhtemelen bende falan yaşıttır. Belki benden ufaktır bile, neyse. Baktı etti falan. Ciğerimi de dinledi. Hani anlattım, ateşim düşmüyor böyle böyle. Hani kırgınım bitkinim ama hani çok arada öldük ya, ben bir şeylere baktım falan filan. Fark etmeden öldüm. Neyse yani dinledi etti bilmem ne. Yani bir şey yok. Hani akut falan ne, bir faranjit bir şey dedi. Ne, onu da hatırlamıyorum tam. İşte bir şeyler antibiyotik yazdı, bilmem ne yazdı falan filan. Bir de ateş düşürücü vurdular hastanede. Hani psikolojik olarak ne olur abi, hastanede hani ateş düşürücü bir şey vuruyorsa bir iğne iyi gelir değil mi mantıken? Hastanede 38,5'tu ateşim. İğneden 1,5 saat sonra evde ölçtüğümde 38'di ateşim. Hani düşmedi.
Ertesi gün düşmedi. Hadi dedim geçer, verdiği ilaçları kullanayım falan. Geçmedi. Ben yanlış yere gidiyorum bu arada. Geçmedi. Baktım ya biraz da hani perişan olmaya başladım falan. Çıktım işte ki ailemin yanına geldim. Hani en azından dedim şey yemekle falan uğraşamıyorum. Hani adam gibi gıda alamıyorum. Şey yapayım hani ev yemeği falan olsun. Bir hani insanları da tedirgin etmenin anlamı yok. Orada hani buraya gelebilme imkanım var. Geldim burada da bir hastaneye gittim. Orada da işte soğuk algınlığı dedi. İyi hoş. Orada hani nasıl koşuyoruz hani vakit geçmesi gerekiyor bir şekilde. Bu ne abi? Dur şırayını salla şimdi bir saniye. Shrine değil, ben bir kaybettiğim XP'lerimi alayım da. O da yazdı bir şeyler falan. Ben hala ağrı kesiciye güvenerek, ateş düşürücüye güvenerek bir hastane aksiyonu almadım. Nitekim en son artık hani büyük bir kapsamlı devlet hastanesine gittiğimde işte kan verme, film çekme falan sonucunda o bahsettiğim işte video hastane mevzusunun 1 saat sonrasında çekilmiş video zaten. Neyse nitekim şey yani hani iki önerim, birincisi yaz kış fark etmez abi. Ceryan meryan kalmayın ceryanda, işte klimayı açıp önüne oturmayın, vantilatörle oturmayın. Adam insan gibi ya şey hani anneler ne der işte aman evladım şunu yapma bunu yapma der ya, onların hepsine uyun mümkünse. Tam bir bildikleri var o kadınların. Yani çok uzadı mevzu da hani çok şükür iyiyim. İşte hastaneye yatıralım falan filan diyorlardı da. Hani bu sıcaklarda hastane enfeksiyonu falan filan muhabbeti de var. İşte evde sağ olsun annemin güzel yemekleriyle, bir de kendimi yormadan istirahat dönemi oldu. İşi gücü bıraktım direkt şeye kadar, bayram sonrasına kadar. Öyle güzel şey bir istirahat dönemi geçirdim. Bana da iyi geldi açıkçası. Keşke hani hastalık olmasaydı da bu tatili boşluğu kendime yaratsaydım ama bir şeylere vesile oluyor. Hayat zaten böyle. Bu arada şunlar leech yapıyor abi. Bunları hızlıca öldürüp fazla bunlarla oyalanmamak lazım. Bayağı iyi koyuyorlar. Şey bir de leech gidiyor gidiyor ya. Health potion içseniz de azalıyor. Ha şeye geldi şimdi aklıma. O bilmem kaç saatlik videoda şeyden bahsettim. Hazır bu videonun da çok başları ya da ortalarıyken hani fikrinizi almış olayım. Ben tekrardan Skyrim ve Fallout 4 ikilisini oynamak istiyorum. Ya, cidden bir sağlam vakit ayırasım var ikisine de. Ender'la zaten devam edeceğiz. Onu canlı yayın yapalım falan filan dedik. Hani canlı yayından zaten YouTube'a video düşecektir. Ama Skyrim'in kendisi de o Enhanced Edition işte Türkçe yaparız dilini. Çok mod kullanmayı sevmiyorum ama şeyler var. Realistic Needs işte acıkıyorsun falan filan bilmem ne. Onu falan kurarız yine. Hani biraz bir tık şey gerçekçileştirecek işte o dünyada fast travel yapıyoruz falan filan ama hani cidden yaşıyormuş hissini bize tattıracak birkaç add-on'la. Bir de şey Fallout 4'ü de onun survival mod geldi biliyorsunuzdur update'leriyle. Biz daha dahliyeyi bulmadık bu arada. Onu da full survival yani survival mod şey getiriyor işte Allah işte şu abi o kırmızılar çok sakat bak deli gibi gidiyor canımız. Şey ne diyordum, ha survival hani öküz gibi herkese dalamıyorsunuz mümkünse. Ya gerçekçi işte abi, sen Volt'tan kurtuluyorsun, bir tane aile babasısın, hani mümkünse Super Giant'ları çat diye tek seferde indirme. Bak abi şu Life Leech muhabbeti mahvediyor bizi ya. Ya Health Potion zamanında içmesem gitmiştik. Çünkü sonra içsen de fayda etmiyor. Hani o bertaraf edemiyor kendini. Yenileme hızı.
Neyse ikisine başlayacağım. Hani şu ana kadar en fazla izlenen video şeyleri saymıyorum işte Enderal'ın ilk bölümü falan, o hype'dı, insanlar deli gibi izlemiş falan. Hani bizim kanalımız için 700 izlenme iyi bir rakam. Dahlia nerede abi? Şurada bir yerlerde mi? Şu Dahlia'yı da bulalım çünkü buranın içerisinde o. Ay, yani içinizden birileri Fallout'u, Skyrim'i izleriz adam gibi şöyle cılkını çıkartmadan oynarsan, hani tatlı tatlı ne olacak vakit ayırırız falan diyenleriniz olursa eğer, bu videoyu izleyen tabii ki. Hani belki bana ekstra o oyun için, oyunlar için motivasyon olabilir. Hani kendim oynayacağım, videosunu da çekeyim, hani beraber oynuyor hissini yaşayayım istiyorum. Çünkü şey var ya, şimdi bunu oynarken bır 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 konuşmaya çalışıyorum. Oradan buradan şuradan şey otomatikman ben de şu an şeyi hissediyorum. Hani tam şu an tek başımayım ama gelecekte hani atıyorum bu videoyu yarın atarsam ya da hani 2 saat sonra atarsam birileri daha bunu izleyecek. Veya bunu dinleyecek. O bilinçle hani şu anda zaten yanımda birileri varmış gibi oynuyorum otomatik olarak. Aslında ilk zamanlar bocalıyordum biraz bu işte, hani biraz kasıyordum kendimi falan muhtemelen normal olarak. Ölme ölme ölme, yürü Allah belanı. Gece gece belanı falandıracak ya. Yani. Şey yaptı. Örümcek ağı attılar. Ya öldük mü öldük ne dediğimi de unuttum. Laf birbirine karıştı. Şey hani toplamda ya şu an bunu beraber oynuyor gibi hissediyorum, emin olun. İlk zamanlar çok bocalıyordum. Ha onu diyordum. Bu bocalama değil aslında ya. İçten içe şeydi. Bir hafif böyle bir yapaylık vardı kendi hissettiğim. Bir level atladığımı düşünüyorum. Ne oldu şey? Hani o ortak bir şeyler yapıyor hissini şu an çok rahat alıyorum oyunların hepsinde. Bundan bir tık sonra da büyük ihtimalle şey olacak. Hani tamam biz bir grubuz, o var. Ama bir de benim işte ekstra bir şunu yapmam lazım gibi belki fikirler gelecek aklıma. Ek şeyler katacağım. İnteraktif zımbırtılar videonun ve yayınların içine. Ama şu an istediğim şeye geldim. Yani şuraya kafa dengi birileri gelmiş. Ne bileyim işte ne yaparsınız, çok kafa dengi arkadaşınız, eşiniz, dostunuzla işte maç izlersiniz beraber, ama ortak bir şey yapma keyfi vardır ya. Biz yukarıda ölmüşüz bu arada. Oraya ben nasıl gittim ya? Lan laf konuşurken neyse. Ya aç gibi dalıyorlar, aç gibi. Öyle böyle bir şey yok. Abi life leech'inizi başlatacaksınız şimdi bana, konuşamadım sinirden. Nerede benim cesedim abi? Ben buraya nasıl geldim? Ben en son Dahlia'ya yarıyordum şu yakınlarda bir yerde. Abi beynim dolandı. Buradan bir saniye. Oraya nasıl gittim ben ya? Neyse. Şurada mı? Ha, aynen tamamdır. Girişten dolayı kafam karıştı. Hatta şey de var yani Oblivion'a bile giresim var. Vakit yok işte, vakit olsa oğlum ölme bir daha. Vallahi küfredeceğim şimdi ya. Sen boss musun abi? Bossmuşsun sen ya. Sizin zehrinizin içinde durmayacağız. Neyse bunlarda life leech çok Allah'tan. Neyse ki. Allah'ım. Benim defansım mı az, neyim az da böyle oluyorum ben ya. Yani. Muhtemelen şeyi resistance'lar var ya, onları birazcık şey tuttuk. İnventörüne tükürdüm senin. Niye abi? Çok saçma değil mi? Şunları şöyle koymuşsun. Tabii ki inventory full olur. İyice mi kötü yaptık böyle yaparak? Yo. Al abi sana yer. Hayvanat gibi. Al crossbow şuraya. Al şunları şuraya. Tamam mı? Al abi şunu da şuraya.
Tamam, sen buraya giremezsin, biliyoruz. Tamam, bu dursun şurada. Yani müthiş olmadı ama en azından inventory full diye ağlayacak şeyi hallettik. Tamam, şunu alabiliyor musun? Eşek tepsin sen o zaman. Bu niye sarı sarı parlıyor bu? Anlamadım ben. Dahlia bilmem nenin korpusu. Nerede abi? Şeyin altında mı kaldı acaba şunların? I can't carry anymore. İsteyeceğim şimdi abi, ne yapacağım? Bu mu Dahlia? Yo. Ya o itemlar birikti ya, ondan dolayı göremiyoruz. Yani resmen küfret bana diye bağırıyor şu anda. I can't carry any. My inventory is full. Ne abi, o Dahlia'dan da bir şey çıktı mı? İyi, şunlardan bir iki bir şey daha alalım da. Tamam, yeter. Şimdi ne diyor abi? Colin taverine girdin, o şeydeki arka taraftaki. Onu yapmadan önce biz bir gidelim şeyi bulalım. Bir sonraki alandaki, burada işimiz bitti mi? Ha, Mountain Deep'ten geçecek Homestead'e. Homestead'e bir ulaşalım. Orada şey var. Rift Gate. Buranın gate'ini açalım. Dönelim Dahlia ile ilgili bilgiyi verelim, sizin Dahlia'yı cortlatmışlar diyerek. Evet, burası. Ha. Homestead'e ulaşacak bir yol arıyor. Şeye gittin diyor. İşte o gate'i kullanarak gitmen gereken yere. Tamam, riftimiz de burada abi. Şincik. Biraz güneyimizde şöyle bir şey var. Buradan düşman geliyor. 29 level. Azıcık bizden yüksek. Devil's Crossing değil ya, neyse. Parayla değil, anasını satayım, niye üzülüyorsam. Smuggler's Pass. Şurası bizim şey. Burada değil mi ya? Burada değil abi. Şey, ha, Dead Man's Gulch. Dead Man's Gulch. Şimdi burada acaba bir adet vendor var mı, bir şeyler satabileceğimiz? Senin kardeş çok cortlamış valla. Hiç kusura bakma olur. Bahaneyle 27 level'da olduk da. Ulgrim, sen bir şeyler satıyor musun abi? Eşek Ulgrim. Sende var mı abi? Bir kervancı halin var senin. Sende de yok. Tamam. Hay sinek sesinize uylandım. Bas abi, Devil's Crossing'e gidip orada bir çakalım şeyleri. Ha, şeyi diyordum. Bunlara videoyu kapatmadan önce mi? Yok, şimdi bakalım ya. Şu seriye bakalım. Bunlara daha önce bakmıştım. Burada çok ilgimi çeken bir şey yoktu açıkçası. Yani ekstra şu skill'lerden falan istemiyorum. Biz hep hani zaten şeyimiz iyi. İşte Savage biriktiriyoruz, sonra sağ tıklıyoruz, boom patlatıyoruz falan ya. Onlarımız gayet iyi. İyi işliyor. Upheaval, Strike with Strength of Earth falan filan işte, tamam, güm diye indir diyor. Two-handed gerekiyor. Tamam. %100 chance to be used, yani %100 oluyor. 3 metre target area, 3 metre çapında vuracak ya da işte neyse menzilinde. %90 main damage. Lightning Bleeding, Charge Shoot. Şimdi bu pasif büyük ihtimalle. Dur, Undo abi. Torrent çok güzel, Torrent çok hoş oynuyor, onu fulleyeceğiz muhtemelen. Tenacity of the Boar. Bir enerji kost. Bu da şey ya, pasif değil, gayet aktif skill. Yani Embrace the aspect of the boar, becoming a first unstoppable foe in the wake of battle. Ha, savaşa başlar başlamaz başlıyormuş. Bir enerji harcıyormuş.
Offensive şu iyi abi. Çok iyi. Sen nesin abi? Duvar speed floater. Zehri falan siliyormuş yani, o az önceki şeyler var ya işte, health leech falan filan, onları patlatıyormuş sanırım. Ha. Onların duration'ını kısaltıyor. Tamam, çok iyi. Bu lazım bize ama ben şuna mutlaka vereceğim 3 puan. Şu ikisini fullleyeceğiz. Hatta belki torrent'i de fullleyeceğim ya da hani full'e yakın bir şey yapacağım. O yüzlerine bakarız sonra. Şimdiki hakkımı şundan yana kullanmak istiyorum. Merak ettim çünkü.